Özel Ümit Hastanelerinden canlı yayınla karşınızdayım. Bugünkü doktor konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Emine Elmas Etiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Önce sizi soralım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün ne konuşacağız? Bugün pek çok kadının aslında yakındığı bir sorundan söz edeceğiz. Rahim ağzı yaraları, tahrişler, HPV hastalığı ve bununla ilgili uygulanan tarama testlerinden konuşacağız. Evet. Bugün konuğun uzmanı bizimle birlikte olacak. Siz de sorularınızı sormak için Facebook'taki yorum kısmına sorularınızı yazarsanız ben doktor hanıma sizin için ileteceğim. O da cevaplayacak. Şimdi hocam bu yaralardan konuşmadan önce mesela bu rahim ağzı yaraları öncesinde mesela akıntı gibi, kokulu akıntı vesaire gibi belirtiler veriyor mu? Rahim ağzındaki yara aslında halk arasındaki bir ifadedir. Rahim ağzındaki hücreler iki tipte bulunur. Dış bölgedeki hücreler daha böyle dayanıklı, yas hücreler deriz. Kanalı döşeyen hücrelerse salgı yapan bez hücreleridir. Bu bez hücreleri rahim ağzının dış bölgesini kapladığında yara olarak tanımlanır. Tabii bez yapısında olduğu için salgıları olacaktır. Bunlar da daha çok alkali yapıda olması nedeniyle vajinal enfeksiyonlara, iltihaplara zemin hazırlayacaktır. Evet, birçok kadında vajinal akıntı bir problem olarak karşımıza gelir. Ayrıca bazen geniş olursa daha hassas bir doku oluyor. Bazen de ilişki sonrası kanama gibi bulgularla bize geleceklerdir. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Tamam, her kadında zaman zaman böyle akıntının renginin değiştiği dönemler oluyor. Doğru. Bunu da biz neye dikkat edeceğiz? Kokusunun rengi nasıl ya da kokusu ya da rengi nasıl olduğu zaman şüphelenmeliyiz ve size gelmeliyiz? Çok güzel bir soru. Çünkü kadınlarda normal bir akıntı vardır. Şeffaf, yumurta akı kıvamında adet sonrası olan akıntı normal kabul ederiz. Ama kaşıntı var ise, özellikle vajende yanma yaratıyor ise, kokusu var ise bu bir enfeksiyondur. Bakteriyel olabilir, mantar olabilir veya paraziter dediğimiz ayrıca cinsel yolla bulaşan akıntılar olabilir. Hocam bu tür rahatsızlıklar cinsel yolla bulaşan dediniz ya, nedenleri ne olabilir? Mesela hijyenik sorunlar, hani mesela ortak kullanılan tuvaletler bunların nedeni olabilir mi? Ya da ne tür sıkıntı sorunlar bu tür bir hastalığa neden oluyor? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tabii ciddidir. Seks yoluyla özellikle sifilis, gonore, klamidya gibi bakteriyel enfeksiyonlar olabilir. Kirli bir tuvalete oturulduğu zaman bir sekresyon var ise, dış bölgede açık bir yara veya küçük yırtıklar, tahrişler var ise o yolla da enfeksiyon kapılabilir. Ama cinsel yolla bulaşan hastalıkları ayrı bir kategoride değerlendirmek daha gerekir. Daha ciddi değil mi hocam? Daha ciddidir. Hem partner hem kadın birlikte tedavi olmalıdır. Mantar enfeksiyonların oluşumunda ise daha çok vajen florasının bozulmasıyla ilişkilendirebiliriz. Antibiyotik kullanımından sonra olabilir, şeker hastalarında ortaya çıkabilir, doğum kontrol hapı kullananlarda ortaya çıkabilir. Bizim vajenin salgısı asidiktir ve o ortamda laktobasil dediğimiz bakteriler vajen florasını korurlar. Fırsatçı olan mikroplar da vardır ama bunların miktarı azdır. Bu laktobasil bakteriler sayesinde vajende enfeksiyon görülmez. Ama şeker hastalığı, antibiyotik, doğum kontrol hapları tabii ki bunların sayısını azaltıp fırsatçı olan mikroplar üreyebilir. Şimdi çevresel faktörler de o zaman bunda etkili olabiliyor. Mesela kadınların kullandığı iç çamaşırlarının türü ya da mesela günlük pet de kullanılıyor. Bunun kullanılması vesaire ya da tam çok aksine bu bölgeyi çok temizleyeceğim diye kullanılan mesela özel sıvı temizleyici jeller var. Bunlar da yine bu florayı bozan şeyler midir? Çok güzel. Vajinanın florası aslında çok hani bir dengede giden bir flora. Biz içeriği suyla çok fazla yıkadığımızda veya vajinal duşlar, jeller kullandığımızda parfüm içerikleri yüksektir onların. Kimyasal hani tahriş yapıcı özellikleri vardır. Çok güzel kokmalar nedenle ama bu güzel kokmalar iyi olduğu anlamına gelmiyor. Evet, ilk başta fresh bir hani hava veriyor ama sonuçta biz vajen florasını bozduğu için önermeyiz. Sentetik iç çamaşırlar tabii havalanmaya engel oluyor. Günlük kullanılan pedler nemli bırakarak o vajen florasının bozulmasına neden oluyor.
Can, bir şey daha merak ediyorum. Çok böyle mevsimde değiliz ama belki yine de pek çok kadın merak ediyordur belki. Mesela biz böyle havuzlara girdiğimizde bir işte havuzda islaklık böyle mikrop oluyor. Kaptığımızı falan düşünürüz böyle zaman zaman. Hatta şöyle şeyler sık sık söylenir kadınlar arasında. Ya işte havuza gitmiştim, işte orada mikrop kaptım, işte alt yollarla ilgili sıkıntılar yaşadım diye. Havuzdan mikrop kapmak olası mı? Temiz yoksa bir havuzda... vajen kendini hani vajinin içine su girmesi zor bir şey galiba. Tabii değil çok mi? Hani kolay değil. Sonuçta hani kapalı bir ortam. Ama havuzun mikrop barındırması mümkün. Çok iyi klorlanmış olması gerekir. Bir takım işte enfeksiyondan önleyici kuralların o havuzda alınıyor olması gerekir. Yoksa tabii ki havuzda yüzerken su yuttuğumuzda boğaz enfeksiyondan tutun da mikrobun geçiş yolları farklı olacaktır. Ama vajeni sıvının girip enfeksiyon oluşturması çok bizim açımızdan mümkün değil. Ama ıslaklık burada bizi rahatsız ediyor. Özellikle uzun süreli ıslak mayo üzerimizde bulunduğunda sistit dahil vajinal enfeksiyon, o nemlilik o florayı bozabiliyor. Yani aslında havuz kirliliğinden öte oranın ıslak kalması daha önemli. Önemli. Evet, daha önemli. Şeyi konuşalım. Bu tür hastalıklarda tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Testler mi yapılıyor? Nasıl tanı konuyor? Servikal erozyon, yani halkın bildiği tabiriyle servikal yara aslında çok klinik problem oluşturmaz. Tesadüfü ve biz muayene sırasında rahim ağzını görerek tanı koyuyoruz. Kadınlar bunlar rahatsız olmuyor mu? Mesela yara olduğunu hissetmiyorlar mı? Evet, hissetmez, bulgu vermez. Çok özel durumda şu iki bulguyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok geniş ise vajinal akıntı miktarı çok fazla olabilir. Bir de onun salgısı bazik olduğu için vajinal enfeksiyonlara zemin hazırlar. İkinci konu da geniş olduğunda hassas oluyor. Hemen dokunmaya, kanamayla cevap verebiliyor. Bu yüzden ilişki sonrası kontak dediğimiz kanamalar olabiliyor. Bu şikayetlerle de geliniyor ama daha çok tesadüfü pelvik muayene sırasında doktor direkt görerek servikal erozyon yara tanısını koyar. Anladım. O zaman tarama testleri değil, sizin yönteminizle tespit ettikten sonra tedavi şekillerine geçiyoruz. Biz görünce yoksa başka bir yöntemle daha bunu netleştiriyor muyuz? Şimdi buradaki yaranın önemi rahim ağzı kanser öncesi lezyonlarıyla görüntü olarak karışabiliyor. O yüzden pap smear testi rutin kanser öncesi tarama testleri olarak bilinir. Bu testleri yapmamız gerekir. Normalde bir kanseri yol açmaz yara. Ancak bu kanser öncesi lezyonların görüntüsüyle yara gibi görüntü verdiği için pap smear'le anormal hücre var mı yok mu onun tespiti önemlidir. Hocam bu pap smear dediğimiz bizim kadınların hani böyle rutin olarak yaptığı smear testinin aynısı mı? Aynı. Aynı. Tamam. Kastettiğim o. Onu da böyle hocam yılda bir mi yapıyoruz? Onu da hatırlatalım. 21 yaşından sonra yılda bir kez öneriyoruz biz. Özellikle cinsel aktiviteye başladıktan sonraki ilk 3 yıl içerisinde ilk smear alınması gerekir. 20-29 yaş arasında senede bir kez pap smear testi yapılması gerekir. 30 yaşından sonra taramada HPV DNA testini ekliyoruz. HPV DNA testi artı smear testiyle birlikte 5 senede bir sonuçlar güzel çıkarsa 5 senede bir taramaları sürdürüyoruz. Hocam smear testinden söz açılmışken onu kısaca da bir anlatalım hocam. Çünkü bazı kadınlar bu testten biraz korkuyor. Aslında bilmeyen kadınlar biraz korkuyor. Bu test ne şekilde yapılıyor? Onu da anlatalım. Çok kolay muayene sırasında yapılan bir testtir. Rahim ağzı kanalından fırça veya spatula yardımıyla herhangi bir anestezi gerektirmeden bir kez çevirerek o kanaldaki hücreler fırçaya, spatulaya geçiyor. Daha sonra cam yüzey üzerine bunu sürüntü halinde elde ediyoruz. Daha sonra hücreleri fiksasyon dediğimiz bir yöntemi var. Sonra patolojiye gönderiyoruz. Patologlar bir değerlendirme yapıyor. Zaten çok kısa sürede de sonuç çıkıyor değil mi hocam? Bir hafta içerisinde sonuç çıkar. Bir hafta sonra zaten bir sonucu öğrenmiş oluyoruz. Zaten onun sonrasında da bu smear testini yani mesela siz eğer gerekli görmezseniz tekrar mesela bir yıl sonraya atıyorsunuz ya da iki yıl sonraya da atabiliyorsunuz değil mi? Her hastaya göre de bu aralıklar değişebiliyor değil mi? Risk faktörüne göre. Tabii. Rahim ağzında normal hücreler çıkarsa simirde yıllık takip, rutin takibe devam ediyoruz. Ama anormal hücreler, atipik dediğimiz kanser öncüsü hücreler çıkar ise protokol biraz değişiyor. Buradaki hücrelerin anormallik derecesi önemli. Klinik olarak önemli olmayan tiplerde 6-12 ay arayla simir yaparız. Ama displazi çıktıysa, gerçekten anormallik biraz ileri düzeyde ise
kolposkopi, HPV DNA testi bu taramalara ilave edilebilir. Anladım hocam. Şimdi rahim ağzında yara tespit edildi. Tamam. Siz bu konuyu netleştirdiniz. Ondan sonra tedavi aşamasına geçiliyor değil mi? Doğru. Nasıl tedavi yöntemleri var? İlaçlı, cerrahi, bunları konuşalım. Simir'de örneğin bir vajinit tablosu çıktı diyelim. Vajinite yönelik antibiyotik veya parazite yönelik, mantara yönelik tedavi yapılır. Ama anormal hücreler çıktıysa kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopide büyük bir ışık kaynağı, daha doğrusu kuvvetli bir ışık kaynağıyla büyüteç altında rahim ağzını özel bir boyayla boyayarak değerlendiriyoruz. Boya alan alanlarda biyopsi alıyoruz. Biyopsi sonucunda bu anormallik derecesi belirleniliyor. Hafif, orta, şiddetli düzeyde olabilir. Bu çıkan evreye göre de tedavi planlıyoruz. Örneğin orta ve ağır şiddette ise özellikle genç hastalar ve gebeler tedavide daha özel konumda yer alır. Ama onun dışındakilerde rahim ağzından parça çıkarma, makasla veya elektrocerrahi prosedürlerle o anormal dokunun çıkarılmasına kadar giden bir tedavi şeması vardır. Tabii o dediğiniz ileri durumlarda anestezi uygulanıyor. Genel anestezi altında bu işlemler yapılır. En sık kullandığımız lip denilen bir işlem var. Elektrokoter bir aleti var. Elektrik akımıyla dokuyu kesme işlemi. Dış görünen, anormal olan serviksten hem tan amaçlı hem tedavi amaçlı doku çıkarıyoruz koni şeklinde. Bunun daha önceden makasla bir sürüyle de koni şeklinde serviksten çıkarılma işlemi vardır ama ilk söylediğim yöntem daha sık uyguluyoruz. Anladım hocam. Bu HPV hastalığı da yine yaygın mıdır? Ben onu da merak ediyorum aslında. Genç cinsel aktif kişilerde çok yaygın olarak görüyoruz. Özellikle sihir formu daha böyle hani karşımıza çıkan formdur. Bununla ilgili HPV aşısı var değil mi hocam? Doğru. Bu HPV aşısını kadınlar, ben yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Kız çocuklarına da yapılan bir aşıydı değil mi bu? Zaten şu anda kız çocuklarına onaylı bir aşı. 11-12 yaşında başlıyoruz. 18 yaşına kadar rutin aşılama programı oluyor. 3 doz şeklinde yapılıyor. 0, 2. ay ve 6. ay şeklinde. Tüm kız çocukları artık HPV aşısını yaptırması gerekir. Bu hocam bu zorunluluk mudur yoksa ailenin inisiyatifine mi bırakılmıştır? Şu anda bakanlık tarafından maalesef HPV aşısı gündeme alınmamıştır ama biz genelde tüm kız çocuklarına, bu yaşlardaki kız çocuklarına öneriyoruz. Bunun neden önemli olduğunu anlatabilir miyiz Tabii hocam? Tabii ki. HPV serviks kanserinin nedenidir. HPV'nin çok çeşitli tipleri var. Özellikle 14 tipi onkojeniktir. Yani yüksek risklidir. Serviks kanserine yol açan tiplerdir. Tip 16 ve 18 serviks kanserinden sorumlu tipler olarak geçer. HPV aşısı, her iki tip aşı var. Her iki tip aşıda da tip 16 ve 18'e karşı koruyuculuğu yüksektir. Serviks kanseri uzun bir süreç sonrasında invazif kansere dönüşüyor. Bu süreçte kanser öncesi lezyonları yakalamak tarama testleriyle mümkün olmakta. HPV aşısıyla ve bu tarama testlerinin yapılıyor olmasıyla serviks kanseri günümüzde sıklığı azalmaktadır. O yüzden HPV aşısı serviks kanserinden korur diyebiliriz. Evet hocam, çok yani gerçekten pek çok insan belki bilmiyor ama önemi çok büyük, özellikle kız çocukları için. Peki bir zararı olur mu? Yani bir yan etkisi olabilir mi? Ailelerin çekinmesi gereken bir şey olabilir mi bu konuyla ilgili? HPV aşısı 8-9 yıldır tüm dünyada yapılan bir aşı. Bazı ülkelerde, özellikle Avustralya, İskandinav ülkelerinde erkek çocuklarında da etkin olduğu görülmüş. Aşı yapıldıktan sonra 3 yıllık bir süreçte %90 koruyuculuğu olduğu görülmüş. Artık erkek çocuklara da yapılması gereken bir aşı olarak görülmekte. Benim tavsiyem de erkek çocuklarına da HPV aşısı yapılması gerekir. Erkeklerin de cinsel organlarında, çünkü bu tür bir kanser ya da işte başka bir hastalık, HPV dediğimiz virüs oluşabiliyor. Özellikle alt genital sistemde hem kadında hem erkekte enfeksiyon oluşturabilmektedir. Erkekte skrotum kanseri, larynx kanseri,
penis kanserinden de HPV'nin sorumlu olduğunu biliyoruz. Yine oral kavite ile ilgili kanserlerde de HPV'nin etken olduğunu biliyoruz. Onun dışında mesela cinsel yolla da bulaşan bir virüs değil mi hocam? Evet, yani öyle bir şey olmasa dahi yani partnerimizi öyle bir risk altına sokmuş çok oluyoruz. Doğru. Hani kendimizi korumadık, o başka bir dert. Bir de partnerimizin de sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun yaşaması neden olabiliriz çok aslında. Doğru. O anlamda hem kadının hem erkeğin bu bilgiyi verdiğiniz iyi olur hocam. Çünkü benim kafamda da hep kadın yani kız çocuklarına yapılması gereken bir aşı olarak kalmış. Erkek çocuklarına kaç yaşından itibaren? Yine aynı yine yaşlar mı? 11-12 yaşından sonra aşılama yapılabilir. 9 yaşından sonra çok önerilen bir aşı değil. 18 yaşına kadar aşıyı tamamlamamış tüm gençlere ben öneriyorum. Aşının herhangi bir zararı var mı? Hayır yok. Aşı zayıflatılmış bir virüsü veya onun toksinini içermemekte. Sadece kapsül proteinine karşı sentetik olarak viral partikül oluşturup veriliyor aşı. O yüzden herhangi bir sakıncası yok. Anladım hocam. Serviks kanseri dedik ama rahim ağzı kanserlerinde de değil mi bu HPV virüsü? Zaten tabii. İkisi aynı. Rahim ağzı kanseri. Genelde halk arasında aynı. Rahim ağzı kanseri olarak biliniyor da. Doğru. Hocam benim de yakınım vardı rahim ağzı kanseri olan. Onun doktor şöyle bir şey söylemişti. 10 yıl içinde bir kere bile bir kadın doğum uzmanına görünmüş olsaydın biz bu hastalığı tespit ederdik. Çok yavaş ilerleyen de bir hastalık değil mi? Evet, 15 yıllık bir süreci var. HPV'ye maruz kalındı diyelim. Kansere dönüşene kadar 15 yıllık ortalama bir süreç geçiriyor. O yüzden taramalarda hem simirde anormal hücre görülürse sonraki tetkikler olan kolposkopi, HPV virüsüne yönelik taramalar yapılır ise bu lezyonlar çok net olarak ortaya koyulmakta ve tedavi de çok kolaylaşmakta. Tedavi de çok kolay. 15 dakikalık bir işlemle o dokuların çıkarılması işlemiyle de etkin bir tedavi yapılıyor. Serviks kanserine dönüşmeden tedavi edildiği için gerçekten çok ölümcül olan bir kanserden korunmuş oluyoruz. Yani pek çok kanser türünde evet erken tanı çok önemli ama rahim ağzı kanserlerinde hayatı önem taşıyor. Çünkü tedaviyi inanılmaz kolaylaştırıyor evet, bir kere. Önlenebilir bir kanser olarak önlenebilir kabul bir kanser. Yani o yüzden hep aklımdadır o kelime, o cümle yani. 10 yıl çok uzun bir süre. Muhakkak yani hani 1 yılda, 2 yılda bir bile bir kadın doğum uzmanına gitmeniz ve özellikle simir testini yaptırmanız çok önemli bu konuda. Hocam mesela şöyle bir şey doğru mudur? Mesela ben HPV aşısı yaptırdım, artık kanser olmam. Simir testini de yaptırmama gerek yok. Doğru mudur? Yok, hayır. O simir testini aşı yaptırıyoruz. Aşı olsun, olmasın tüm kadınların rutin muayene ve pap simir testi yaptırmalara gerekmektedir. Bir de şu geldi aklıma şimdi hocam konuşurken de. Mesela bizim yaşımız geçti artık. O yaşları geçtik. Yani şimdi bu yaştan sonra HPV aşısı yaptırsak bir faydası olur mu? Yaşınızı sormayacağım ama tahmin yani, ediyorum. Tabii ki 12 yaşında. 46 yaşına kadar genelde kişinin isteği faydası varsa oluyor mu? HPV maruziyeti hani olsa bile, sihir tedavisi görse bile bu tür kişilere maliyet yarar hesabı yapılabilir. Sizi değerlendiren doktorla birlikte görüşülerek aşı yapılabilir. Evet. Ama en etkin olduğu dönem cinsel aktif olmadan yapılması %99, %100'e yakın koruyuculuk sağlarken bir HPV maruziyetinde bu koruyuculuk %50'ye iniyor. O yüzden cinsel aktif kadınlarda doktoruyla konuşarak bir plan yapılması gerekir. Şeyi de merak ettim bu arada. Mesela virüs tespit edildikten sonra bu aşı yapılabiliyor mu? Önlemek için, yani iyileştirmek için. Biraz koruyuculuğu düşüyor. Ama örneğin bir sihirli var diyelim. Evet. Sihirleri koterize ettik. Virüs yükünü minimumda tuttuk. Rekürensini, yani tekrarlama olasılığını düşürmek için HPV aşısı ben hastalarıma öneriyorum. Hocam bu HPV nedir? Bunu da biraz bir kısa bir anlatalım mı? Yani böyle çoğu zaman konuşuyoruz ama bir mesela nedir açılımı? Neden bu kadar tehlikelidir? Hangi yollarla bulaşır? İnsan papilloma virüstür. Yaklaşık 120'ye yakın tipi vardır. 30'u hem kadında hem erkekte genital sistem üzerinde ve anüs etrafındaki epiteli tutarak enfeksiyon yaratır. Biraz önce bahsettim kadınlardaki önemi özellikle serviks kanserinin tek nedeni HPV virüsüdür. Erkeklerde yine skrotum, penis, larynx kanserinde de sorumlu tutuluyor. Özellikle ağız boşluğu kanserlerinde de HPV sorumlu tutuluyor.
Bazı tipleri zararlı değildir. Özellikle 6-11 gibi sile neden olan tipleri kanser oluşturmaz. Ama 16-18 serviks kanserinde en fazla sorumlu tuttuğumuz tiplerdir. Yine 31-33, 35, 45, 51, 52 gibi onkojenik tipler, yüksek riskli tipler bu kanserlerden sorumludur. Bulaşma şekli cinsel temasla geçer. Ama yine dış genital bölgede sıyrık varsa enfekte bir sekresyonla da geçtiğini biliyoruz. Ne zaman aldığımızı bilemeyiz. Çünkü HPV virüsü var ise veya bir sihir geçirirse çok panik oluyor hastalar. Evet, o sihirler korkutuyor. Ama tedavisi hani mümkün. Özellikle sihirlerde kansere dönüşüm yoktur. O yüzden endişe etmesinler. Evet, evet. Genelde hani işte sihir vardı, o sonra işte kansere dönüştü gibi böyle bir yanlış bir algı var ama sihir ve şey bambaşka şeyler. Sihire neden olan tipler serviks kanserinden sorumlu değildir. Evet. Yani sihir varsa çok da fazla korkmaya gerek yok. Evet, bir kadın doğum uzmanına gidip belki hani ne derler, görüntüsünden hoşlanmayabilirsiniz. Rahatsız kaşıntı edebilir. Kaşıntı oluşabilir. Yayılabiliyor. Sonuçta tıraşla, ağdayla bir takım işte temizlik sırasında yaygınlaşabiliyor. Sihir varsa yaygınlaşmadan tedavisi daha kolay oluyor. Bu sihirleri hocam dondurarak mı? Nasıl? Dondurulabilir, kriyoterapi yapılabilir. Ama benim deneyimim koterizasyonda tekrarlama olasılığı biraz daha düşük. O yüzden ben koterizasyon, yakma işlemini öneriyorum. Evet. Siz de yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Işlemi. Anladım hocam. Peki bu HPV virüsü bir belirti veriyor mu? Yani biz bunu böyle vücudumuza girdiğinde böyle farklı bir şeyler oluyor mu? Anlayabilecek HPV miyiz? HPV sihir yaparsa dış bölgede hani onu anlıyoruz. Ama onun dışında rahim ağzı kanalında oluşturduğu anormallikleri anlamamız mümkün değil. O yüzden biz taramalar üzerinde duruyoruz. Pap smear ve 30 yaşından sonra HPV DNA testi ile birlikte sitolojiyi çok önemsiyoruz. Ketem denilen üniteler var. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı işbirliği ile ücretsiz halkımıza hizmet verilmektedir. Doğru. Aile hekimleriyle konuşurlar ise bu merkezlerde bu testler ücretsiz olarak yapılmaktadır. İkisi de negatif çıkarsa 5 yıl rahatız. Herhangi bir HPV virüsü yok kabul ederiz ve HPV'ye bağlı bir hücresel değişikliklerin olmayacağını düşünürüz. Ama HPV pozitif çıkarsa da tabii muhakkak kadın doğum uzmanının görmesi gerekir. Şunu da merak ettim. Şimdi HPV pozitif çıktı ama mesela HPV'nin pozitif çıkması da bizim ileride illa kanser olacağımız anlamına da gelmiyor değil mi? Bizim hani böyle çok da böyle korkmamıza da gerek yok değil mi? Hayır. HPV'nin tipi önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi. Kanser oluşturan tipler varsa tedirgin oluyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı programında HPV 16 ve 18 çıkarsa kolposkopi yapıyoruz. Nasıl bir yol işliyor? Kolposkopi ile rahim ağzında hücresel anormallik var mı yok mu biyopsi alıyoruz. Tamam, onu anlattınız. Oradan bakıyorsunuz, ona göre tedavi yöntemini belirliyorsunuz. Evet, belirliyoruz. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir izleyicimiz sormuş. Genital bölgedeki et benler zararlı mıdır? Nasıl olur? Tedavisi nedir? Et ben dediğin sihir mi? Evet. Sihir. Tamam. Sihirler 3-4 tane olursa çok yaygın değildir. Enfeksiyon gücü azdır diye düşünürüz. Hızlı tedavi olur ama bazen immün sistem de düşük ise çok daha fazla sayıda olur. Bir araya gelebilirler. Konglomere dediğimiz bitişik lezyonlar yapabilirler. O hale getirmeden erken dönemde tedavi yapılırsa başarı şansımız çok yüksektir. Tekrarlama oranı düşüktür. Sağ olun hocam. Şimdi HPV'den korunmak bizim yapabileceğimiz şeylerin ötesinden çok fazla yapabileceğimiz şey yok herhalde HPV'den korunmak için, ama mesela rahim ağzı yaralarından korunmak, o bölgeyi daha sağlıklı tutmak için bizlerin yapabileceği şeyler var mıdır? HPV ile ilgili tabii prezervatif öneriyoruz yine de biz. Bulaştırıcılığı %100 önlemese bile minimumda tutuyor. Onun dışında multipartner olmaması gerekir. Tek HPV aşısı yapılması, özellikle ergenlik dönemin başlangıçlarında 3 dozu tamamlayarak işte cinsel aktif olmak daha uygundur. Ailelere büyük görev düşüyor. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına bu aşıyı yapabilirler. HPV konusunu bu şekilde özetleyebilirim.
Vajinal yaraların, daha doğrusu servikal yaraların olmaması için de deodorant önermiyoruz. Kokulu tamponlar önermiyoruz. Vajinal bir enfeksiyon varsa, vajinal bir mantar var ise onun da en kısa zamanda tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Ama bazen önleyemediğimiz durumlar var. Örneğin hani pH dengesini bozan ilişki bile yara için bir faktördür, oluşması için bir faktördür. Doğum kontrol hapları arttırabilir. Bazen gebelikte de hani sık görüyoruz. Önleyemediğimiz yara nedenleri de vardır. Evet, ama tedavisi çok zor değil. Çok zor değil. Evet, evet. Türüne göre inşallah kanser olmazsa sadece işte bir yaraysa vesaire onun tedavisi çok daha çok kolaylaşıyor. Doğru. Sağ olun hocam verdiğiniz bilgiler için. Bugün canlı yayınla sizinle ne konuştuk? Rahim ağzındaki tahriş ve yaraları konuştuk. Simir testini anlattık. HPV'nin ne zaman yapılması, HPV aşısının ne zaman yapılması gerektiğini konuştuk. Kadınların, kız çocukların yanı sıra erkeklere de yapılabileceğini. Evet, ben kişisel deneyimim öyle. Evet, ben de yeniden sizinle öğrenmiş oldum. Hocam, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Muhakkak hani aklında kalsın izleyicilerimizin dediğiniz şeyler varsa son sözlerinizi alayım. Tamam. Servikal kanser kadınlarda üçüncü sıklıkla görülen bir kanserdir. Tamamen önlenebilir bir kanser olduğunu artık günümüzde söyleyebiliriz. Ama bunun için tarama testlerini yıllık öneriyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Özel Ümit Hastanelerinden Facebook'ta canlı yayınla karşınızdaydık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız sevgili doktorumuz Emine Elmas Etiz bizimle birlikteydi. Çok değerli bilgiler paylaştı. Sağ olun hocam. Bizden teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Teşekkür ederim.